Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? Merhaba. Kamu denetçiliği kurumuna başvuru için form dolduruyorum. Kamu ne? Kamu denetçiliği kurumu. Okulla ilgili bir sorun yaşıyorum da onun için başvuru yapıyorum şu an. Aa, ben biliyorum burayı. Ama neden internetten yapmıyorsun başvurunu? Öylesi daha kolay değil mi? İnternetten başvuruyu duydum ama biraz karışık geldi. Ya ben bir şey anlamadım. Neden söz ediyorsunuz siz? Ayrıca senin sorunun ne? Hadi gelin şu bilgisayara gidelim de ben anlatayım size. Hem Ece'nin başvurusunu da oradan yaparız. Tamam. Tamam. Bakın işte bu. Kamu denetçiliği kurumu. Ben de zor ezberledim adını. Hangi konuda başvuru yapmak istiyorsun Ece? Ya 2 ay oldu sizin okula geleli, hala okul kitaplarımı alamadım. Vermediler yani. Öğretmene söylemiştim ama o da halledemedi sanırım. Neden vermediler? Bilmiyorum. Başka bir okuldan geldiğim için sanırım. İdari meselelermiş bunlar. Annem öyle söyledi. Kamu denetçiliği sana kitap mı verecek? Hayır ya. Okul, hastane, belediye gibi bize hizmet veren yerlerde bir sorun yaşadığımız zaman buraya başvuru yapabiliyormuşuz. Nereden öğrendin peki burayı? Aa, hatırlamıyor musun Kadir? İnsan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersinde Sinem öğretmenimiz anlatmıştı. Ders kitabımızda da bilgiler var. Tam hatırlayamadım ama sorunlarımızı çözmemize yardım ettiğine göre iyi bir şey galiba. Ben de anlamamıştım. Önce öğretmene sordum. Nasıl başvuru yapacağımı anlattı. Formu doldurup postayla adreslerine gönderecektim. Ama internetten başvuru daha kolay olacak sanırım. Bakın, burada bir video var. Burada anlatıyor. Okul, hastane, belediye, bunlar bize kamu hizmeti sunan yerlermiş. Ve çocuklar buralarda bir sorun yaşıyorsa kamu denetçiliği kurumuna başvuru yapabiliyormuş. Peki nasıl sorunlar mesela? Diyelim ki okulda birilerinden şiddet görüyorsun ama bir türlü sorun çözülmüyor. Ya da okulda akran zorbalığına uğruyorsun. Ancak öğretmenlerin veya okul müdürü sorununu çözmek için sana yardımcı olmuyor. Bazı derslerin öğretmen olmadığı için hep boş geçiyor ve eğitim alamıyorsun. Hastanede bir sorunla karşılaştığında ve sorunun çözülmediğinde. İşte tüm bunlar için ve diğer kamu kurumlarındaki başka sorunlar için başvuru yapabiliyorsun. Bizim evin yakınlarında oyun parkı yok. Benim için değil de kardeşim dışarı çıkınca yapacak bir şey bulamıyor. Buna da bakarlar mı acaba? Evet, çünkü belediyenin göreviymiş oyun parkı yapmak. Bayağı iyi gerçekten. Peki nasıl yapıyoruz başvuruyu? Bak buradan işte. Önce buraya www.kdkçocuk.gov.tr adresini giriyoruz. TC kimlik numaranı, telefon numaranı ve e-posta adresini yazman gerekiyor. Seninle iletişim kurmaları için bu bilgileri yazman çok önemli. Ancak eğer bilgilerinin gizli kalmasını istersen, Kamu Denetçiliği Kurumu bilgilerini kimseyle paylaşmıyor. Sonra adını, soyadını ve adresini de buraya yazıp devam ediyorsun. Başvuru yapmak istediğin konuyu da buraya yazıyorsun. Yani sorunun neyse aslında onu yazıyorsun buraya ve diğer sayfaya geçiyorsun. Son sayfada sana özel bazı sorular daha var. Mesela bu sorunu ailenle paylaşmamış olabilirsin. Eğer ailenle paylaşmadıysan burada hayır işaretlemen gerekiyor. Bu sorunu herhangi başka biriyle paylaşıp paylaşmadığını da soruyor burada sana. Paylaştıysan evet'i, paylaşmadıysan hayır işaretlemen gerekiyor. Eğer bir kişiyle paylaştıysan bu kişinin bilgilerini de işte buraya yazabilirsin. İşte yazmamız gereken bütün bilgiler bunlar. Sonra başvuruyu tamamla tuşuna tıklayıp gönderiyoruz. Oho, internetten yazacaksın da ne zaman ilgilenirler kim bilir. Hayır, öyle değilmiş. Çocukların çoğu çocuk web sitesi üzerinden başvuru yapıyormuş. Tabii diğer başvuru yollarını kullananlar da var. Mesela Ece gibi formu doldurup postayla gönderebilirsin. Formu kamu denetçiliği kurumuna kendin götürebilirsin. Veya onlara telefonla ulaşabilirsin. Ve başvuru yapan kişiyi de buradaki uzmanlar hemen arıyormuş.
Sevgili çocuklar, biraz önce arkadaşlarınızın da anlattığı gibi okul, hastane, belediye gibi kamu kurumlarında sorun yaşadığınızda www.kdkçocuk.gov.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz ve sorununuzla ilgili başvuru yapabilirsiniz. Unutmayın, çocukların hakları var.